Efendim iyi akşamlar. Ağustos ayının programında birlikteyiz. Dürbünden yansıyanlar da sizlerle birlikteyiz. Önemli koşullar aldık geçen haftadan gündemimize gelen. Onları konuşacağız. Tartışmalı pozisyonlar var. Onlara bakacağız. Ve programımız tüm hızıyla devam edecek. Tabii zor günler yaşıyoruz. Yangınla mücadele ediyoruz. Her gün gözümüz kulağımız yangın bölgelerinden gelecek olan haberlerde. Tek dileğimiz, tek umudumuz bir an önce bu kötü günlerin sona ermesi. Bu dileklerle programı açtık. Tabii camiamızdan da üzücü haberler geliyor. Onları da konuşacağız. Ama önce bir iyi akşamlar dileyelim. Yalçın iyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin de dediğin gibi gerçekten bir haftada çok şey değişti. Çok. Üst üste felaketler yaşıyoruz. Artık öyle bir duruma geldim ki ben, çünkü çok da duygusal bir insanım. Ne haberlere bakabiliyorum, ne sosyal medyayı takip etmek istemiyorum. Çünkü içim parçalanıyor. Zor. O insanların çaresizliğini gördükçe, feryatlarını gördükçe, hem evleri yanan insanlar, hem hayvanlarını kaybeden insanlar. Yani o kadar çok içim parçalanıyor ki diyecek söz bulamıyorum. Senin de iyi dileklerine katılıyorum. Umarım en kısa sürede bu zor günleri, bu felaket günleri atlatırız. Temennisiyle, kelimeler kifayetsiz, evet, diyecek hiçbir şey yok. Tek umut, tek dilek bir an önce bu sıkıntılı sürecin atlatılması. Ama hocam tam yayına girerken de termik santralle ilgili maalesef, evet, istemediğimiz bir haber aldık. Şu anda orada çok sıkıntılı bir süreç var. Umarım oradaki insanlar da sonuçta son damlasına kadar, aldım son görüntüleri konuşuyorum, çalışan personel mücadele son ana kadar mücadelesini etti ama son bir çağrı geldi onlara. Terk etmek zorundasınız. Evet. 12 yıl, bazıları 5 yıl, bazıları 12 yıl orada emek vermiş, çalışmış, görev yapmış insanlar terk etmek zorunda kaldılar. Çünkü alevler tehdit edecek boyuttaydı. Tam da o anda da bize yayına geldik. Umarım iyi dilekler, iyi haberler umuyoruz ama gerçekten zor bir süreç, kolay değil. Valla öncelikle iyi yayınlar diyeyim. Atçılığımızın dışında pek tadımız yani yok bir haftadır. Yani derler ya, yüreğimiz yanıyor. Gerçekten fazlasıyla yanıyor yüreğimiz. Gündüz öğle saatlerinde termik santrale 100 metre kadar yaklaştığı şeklinde bir haber okumuştum ama tam yayına girmek üzereyken termik santrale de ulaştığı haberini öğrendim senin vasıtanla. Yani bir an evvel yani dua ediyoruz bu musibetten ülkemiz kurtulsun. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Vatandaşlar olarak da bu işte piknik yapmaya gidenler falan, onları kastederek söylüyorum, çok dikkatli olmak zorundayız. Hassasiyet göstermesi. Hassasiyet gösterilmesi gerek. Havai fişek gösterisi yapıyorlar. Şöyle bir şey var sevgili Zadik. Bir kırılmış, atılmış bir cam parçasının bile orada bir yangına neden olabileceğini düşünmek gerekir. Şimdi bizim tahsil devrimizde ilkokuldan başlardı yurttaşlık bilgisi dersi. Ya ben de aldım. Efendim, bu tip şeyleri bize normal derslerimizin dışında öğretmenlerimiz, bütün öğretmenlerimiz bu konuda ikaz ederdi. Çok basit bir şey gibi görünür ama hatta bir çeşmeden akan, boşa akan suyun bile devletin bir sürü tasarruf olayını önlediğini, boşa yanan elektrik, bunları bize hep öğretirlerdi. Hatta bir ara bana deli filan dediler burada. Bloklar arasında dolaşırdım akan çeşmeleri kapatmak değil için. Evet. Boşa yanan elektrikleri söndürmek için ağırlarda. Evet. Yani bunlar basit görünen ama çok önemli çok şeyler. Önemli, çok önemli. Yani ama inşallah bu musibetten bir an önce kurtuluruz. Hocam dün havai fişek atıyorlar, İzmir'de yangın çıkıyor. Yapmayın diyoruz. Şimdi bugün daha önemli şey hocam, sözünü kesiyorum. Tam uçak gelmiş, su alacak. O suyu alacak işte, göldeki denizdeki suyu yangına götürecek. Orada sörf yapan, başka bir şey yapan engelli uçak gidemiyor. Yani ya bu maalesef, kadar hassas maalesef dönemdeyiz. Yani. Şöyle bir şey var bir de bak. Biraz uzatıyorum lafı. Olsun hocam, bu önemli bir şey. Yani hiç problem yok. Yani yalnız yangın değil.
yangın çıkmadığını farz edelim. Orada bırakılan, atılan çöpler de bir yangın sayılır. Tabii tabii. Oradaki güzelim ağaçlar için efendim, yani insanlara bir türlü acıyoruz. Hayvanlara bir türlü acıyoruz. Çünkü bunlar doğanın dengesi. Maalesef, maalesef, maalesef. Tek duamız, tek dileğimiz bir an önce güzel haberlerin gelmesi diyelim. Bu arada dün akşam maalesef tam bu süreci takip ederken, bir an önce yangınların durumu derken, bir anda Hakan Cantınaz'ın sosyal medya hesabından Beyrin Hanım gördüm, ama o anda kafamda tabii yangın bölgesi son durum derken hiç aklıma gelmiyor. Acaba bir şey mi oldu? Sonrasında ilerleyen süreçte Beyrin Gedik, Beyrin Hanım asil bir hanımefendiydi. Tabii Şerafettin Bey ile beraber yaşamını devam ettirdi. Şerafettin Bey'i kaybettik. Beyrin Hanım mücadeleye devam etti. Bakınız, Türkiye Yarış Atı Sahipleri Derneği'nin Yearling satışlarında, tay satışlarında en büyük desteği veren kişiydi. Evet. Yani gerçekten taylarını satmak için yeni at sahiplerine, başka kişileri satmak için çok mücadele etti. Evet. Bana dedi ki, hiç unutmuyorum, çağırdı beni satış yapmadan önce. Dedi ki 45, 45'i gördün mü hiç bana bakma, tayı sat. Sen sunumdaydın. Sunumdaydım. Evet. Birçok tayını da gerçekten el değiştirdi. Maalesef dün akşam Perin Hanım'da vefat haberi geldi. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Fransa'dan başlayan bir hikaye. İşin ilginç tarafı da tam da rahmetli Şerafettin Gedik Bey'in koşusu. Koşusunun birkaç gün sonrasında acı bir tesadüf. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Allah rahmet eylesin. Evet, geliyor mesajlar da geliyor tabii, hassas bir dönem. Kerem Baltacı, iyi akşamlar. Hassas dönemde izliyor tabii ki, doğru. Bülent Bey tam bu sürece uygun bir dörtlük bize göndermiş. Bülent Bey de güzel dörtlüklerle programlara katkıda buluyor değil mi Yalçın? Evet, sabahta. Sabahta bize sürekli gerçekten güzel. Umarız sona erer. Umarız. Şiirler yazar. Efendim ne yapalım, Bursa ile başlayalım bir süreçte de. Tabii yayınımızı yapma durumdayız tabii ki. Bursa'ya gideceğiz A3 mücadeleye. Ejim finale 4-3 yaptı. Yarış yaşında Bursa'da başlamıştı Yalçın. Evet. Üçüncü birinciliği 3'te Bursa'da. %60 ortalamayla da hani birinci, ikinci, altılığının ortalamasını aldım kendi adıma. %55'lerde bir güven vardı Tay'a. Evet. Son metrelerde geldi, kazandı. Sözü sana bırakayım hemen. Ayrıca bir saniyeye yakın da bir önceki yarışına göre daha iyi bir derece yaptı. Çok iyi bir derece çıktı ortada. 1.09.97 harika bir derece. Çok süratli bir yarış oldu. İzmir'den bir yarış kazanıp gelen Tuari güzel bir tempoyla başladı. Çok iyi başladı koşuya ve sert bir tempo verdi koşuya. Ejim finalde yakın takip etti. Yani onun süratine pek uymadı ama iyi noktada konumlandı Ayhan Kurşun. Tayına da çok güveniyordu. Çok da favoriydi senin de bahsettiğin gibi. O sert tempo son 200'den sonra tabii yavaşlayınca Tuari Aging Final bu sefer hakim oldu. Çok da zorlandığını düşünmüyorum. Tabii Crazy bence Amazon da enci kolay kazandı. Evet, şimdi Crazy Amazon öyle bir durum var ki ön tarafta giden bir safkan var Tuari. Bir onu kontrol ediyorsunuz. Bir de enci trakiniz var Crazy Amazon. Onu da oradan gol yemek istemiyorsunuz. Evet. Yani bu Ayhan iyi bir zamanlama yaptı. Ayhan bir de tam son düzlüğe gelinirken yani şöyle bir dışarıya doğru açılınca orayı bir tekrar alabilirsek. Bir 400'ü alırsak orada, rica edelim. Crazy Amazon'a hafif bir şey. Amazon'a da orada biraz bir ekarte etmiş oldu. Bilemiyorum tabii, onu belki istem dışı yapmış da olabilir ama orada tabii erken bir hamle yapmış oldu. İlk hamle yapan da olunca. Evet. O hamlede son metrelerde daha da rahatladı ve güzel fulelerle güzel bir birincilik. Çok iyi taylar getiriyor tabii Arif Bey. Ya Kurtar Arası geçen haftanın gerçekten net bir şekilde net damga vurdu. Damga vurdu yani. Müthiş yarışlar çıkarttılar. İnönü koşusu olsun. Birinci, bu yarış olsun. Harika yarışlar. Tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun. Ben çok zorlanmadan kazandığını düşünüyorum. Şurada Tam biraz daha geri yoracağız ama. Tam o çünkü koşun en kritik yeri burası. Biraz daha geriden alırsak. Biraz daha geriden virajı. Evet. Şimdi değişecek ekran, kamera.
Şimdi gelsin. Şurada bariyer dibindeydi. Biraz ani açıldı tabii. Tam da son düzlüğe çıkılırken şurada bakın hamleyi yaptı. Evet, tam burası dediğin yer. Doğru. Orada da Gökhan da tabii beklemiyordu belki öyle bir hamleyi. O da bir anda şaşırmış olabilir. Crazy Amazon da bence çok iyi yarı çıkarttı. İzmir'de üst üste iki birincilik liderliği alarak önde koşuyu force ederek kazanmıştı o yarışları. Güzel de derecelerle kazanmıştı ama rakip biraz sert olunca bu kez bekleme yarışını da güzel yaptı. Ama diş geçiremedi. Tabii şimdi hocama da soracağım da yani Çaldıran'a doğru kartlar açılıyor. Evet. Eller daha da güçleniyor. Değişik illerden, evet. İzmir'den olsun, Bursa'dan olsun, Ankara'dan olsun. İstanbul zaten birinci, ikinciliği konuşuyoruz. Evet. Yani bir hayli seçenekler çoğalıyor hocam. Tabii. Yani tabii. Burada da bunu da konuşmak da gerekiyor. Eğitim finali belki Sağzun Eşref Güney Atı'da beşinci oldu ama evet. Belki de ilerleyen süreçte o koşuya kadar ekürünün elini daha da güçlenecek bir tay olabilir. Yani şimdi Eğitim final 3'te 3 yaparken her yarışını bir öncekinden daha iyi üstüne koşuyor. Koyarak üstüne koyarak geliyor ve mesafe tutabilecek de bir tay. Crazy Amazon düzlükte belki gelip hakim olacaktı. O hafif bir sadmeye maruz kalmasına rağmen bozulmaması artı. Evet. Ona rağmen bence iyi koştu diye belki düşünüyorum. Belki bir sonraki randevüde daha farklı stratejiyle evet. Girebilir. Bir yarıştan sonra Tuvari'nin yarışı da güzel. O da şimdi daha tecrübe koşu kazanacak. Koşu pişkinliği arttıkça o süratini biraz daha kontrollü bir şekilde belki sonuna kadar devam ettirecek hale gelecek. Bu arada Ekürü Reach of the Victory. Evet, o hiç koşmadı. Biraz ben Yalçın şöyle gördüm. Henüz daha biraz yani göbek kısmında böyle evet. Adaleler falan tam oturmamış gibi göründü bana. 3,5 aya yakın biraz arası da, vardı. Arada var tabii. Mesafe atı gibi görünüyor. Evet. Belki bir sorun yaşadı. O aradan evet, belki bir şorşin sorunu kaynaklı da biraz etkisiz kaldı bu yarışta. Fakat bir de tam içeriye da doğru yattı. Adaleler tam oturmamış değil. Gördünüz. Evet. Ve biraz da sanki mesafe atı olacak evet. gibi görünüyor. Bir de tam o ayağının dışarıya açıldığı noktada ekürüsü de tam tersi içeriye doğru. İçeriye girmek zorunda aniden kaldı. Aniden kaçtı. Yok evet. Zorunda değil. Tay yani, kendi kaçtı. Tay kendi kaçtı. Ben. Evet. Şurada bakın geziniyor. Tekrar dışarıya kaçtı. Evet, bu noktadan oldu. Sonra da Nevzat Avcı çok da üstelemedi. Hatta dördüncülüğü de kaybetti. Beşinci olarak ayrıldı yarıştan. Bilemiyorum. İnşallah önemli bir sorunu yoktur. Evet. Bu şekilde ilk mücadelemizi ekrana getirdik. Diğer A3 için Ankara'ya gidelim. Bu kez Arap Safkanları, 4 yaş Arap Safkanları A3 mücadele, Mencule koşusunda mücadele ettiler. Gerçekten hem ismiyle hem ortaya koyduğu mücadeleyle, evet. Karakteriyle takdiri kazanan bir isim var bence. Şirin mi Şirin? Evet. Hışman Çizik'le bu önemli koşuyu kazandı. Esennur dikkat çekti. 4 boy startta kaldı. İkinciliği evet. kıymetli. Zarafetli. Benim gülüm ve koşunun önemli ismi Ali Riva. İlk 5'i oluşturdular diyerek Yalçın'a dönüyorum. Sert bir tempo oldu bu koşuda da. Uzun mesafeye rağmen hem Hadiye Sultan hem de Benim Gülüm ciddi bir tempo verdiler koşuya. Bundan da olumsuz yönde etkilendiler tabii mesafede 2000 olunca. Şirin mi Şirin bu temponun İçerisinde bir 4 boy kadar arkalarında öndeki ikilinin çok rahat bir şekilde koşuyu seyretti Hışman. Yarışın her yerinde çok kolaydı. Hatta düzlük dönüldüğünde o kadar kolay ki Hışman o kolaylığına belki biraz da şaşırmış olabilir. Evet. Çünkü rakipleri de gelemedi ilk etapta. Artık 200'den sonra 250'lerden sonra da teşvik yapmaya başladı ve güzel bir birincilik. Çok da formda. Daim olsun diyelim başarıları. Koşunun ikincisi Esennur. 4 boy startta evet. kaldı. Mesafe atı olduğunu gösterdi bence. Düzlükten sonraki gayreti çok iyiydi. Hatta bir ara içeriden iyice ne hamlesini yaptı ama artık tabii hem 4 boy startta kalmak hem koşuyu geride takip edip Ankara kumunda o atmosferde çok da kolay olmuyor gelip öndeki grubu atlayıp koşuyu kazanmak. Her şeye rağmen ikinciliği bence başarılı. Zarafetli yine iyi yarışlarına devam ediyor, istikrarlı. Bugün yani o gün özelinde tabii
iki rakibi biraz daha kendisinden ya, iyi koşunca... Bir şey söyleyeceğim ama yanlış olmasa ama çok konuşulduğu için... Evet. Hani, sosyal medyada olsun yarış severler bu kadar çok koşuyorlar. Dört gün önce koşmuş Seraf etti, kazanmış evet. gelmiş. Ama karakterist özelliği, Ekür'ün bu haftaki performansı da evet. çok sık koşmasına rağmen... Birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler geliyor. Yani tabii ki o dört gün önce koştuğu yarıştan da bence biraz olumsuz yönde etkilendi. Doğal, çünkü kolay geldi, hakim olacak gibi bir izlenim vardı ama 200'den sonra devamı gelmedi. Hem dört gün arayla koşmak hem de 2000 metre uzun mesafeli bir koşu, süratli bir koşu. Ankara'ya gidiyor, yol gidiyor. Değişik bir atmosfer ister istemez. Bir de sıcak. Sıcak tabii. Dişiler olumsuz yönde etkileniyorlar bu sıcakta. Ben bugün program bitti eve girerken arabadan indim. Arabadan indiğim noktayla apartmana gireceğim nokta aşağı yukarı 20-25 metre. Kısa mesafe senin. Yani 20 metre kadar sırtım yandı resmen. İlk kez bu kadar bu sıcağı hissettim yani. Ve bugün anormal bir sıcak var. Evet, anormal bir nem ve anormal bir sıcak vardı. Tabii ki yarış atları da özellikle dişiler kolay değil. Çok olumsuz yönde etkileniyorlar. Bir de tabii bu şimdi program sıklığında da... Şimdi virgül evet. sözüne balla keseyim. Sayı için bizi bekliyor. Çünkü tamam. dışı için 5. ayak Safkanlar Box gerisinde görebildiğim kadarıyla. Hemen sözü kendisine bırakalım sonra beraber olalım. Değerli yarışseverler, Kempton Park Birleşik Krallık'ta sırada 6. koşu var. Bu yarış 3220 metre mesafede sentetik pistte, kum pistte yapılacak. 6 numaralı Summer's Night, 5 numaralı Summer's Night start almıyor. 4 numaralı Vino Wickricks. Yarışta favori olarak görünüyor. Son yarışını kazanmış. Adam Murphy ile yarışa katılıyor. %32 oynanma oranı almış. Ve sizler tarafından favori olarak gösterilmiş. Vino Wickricks. İkinci isme baktığımızda %30 oynanma oranıyla 6 numaralı Kais karşımıza çıkıyor. William Buick ile yarışa katılıyor. %30 oynanma oranıyla ikinci sırada, %20 oynanma oranıyla son yarışından ikincilikle ayrılan 8 numaralı Forever William Holly Doyle'la bu koşuya iştirak ediyor. Bu 3 safkan, 4, 6 ve 8 numaralı safkanlar diğer rakiplerine göre toplamda 82 oynanma oranıyla oldukça sizler tarafından ön sırada tutulmuş. Şu an yerini alan Kais olduğu bir numaralı Mukan Magic hazır. Daha geriden şimdi hazırlık yapan 2 numaralı Kepala. Daha geride Vino Wickricks kalacak. Kepala yerini aldığı takdirde. 4 numaralı Vino Wickricks ve 2 numaralı Kepala birlikte yerlerini aldığı handikap yarış başlamak üzere. Atlar hazır, start verildi ve yarış başladı. Rakiplerine göre 7 numaralı Bird for Life 3 boy kalbere ederek çıkış aldı. Ortaokullardan 3 numaralı Al Counts geldi yarışın liderliğini alıp 1,5-2 boy fark yaptı ikinciliğe. 2 numaralı Kepala girdi. 1 boy kadar geride 6 numaralı Kais içeride. Dördüncülükte 1 numaralı Muka Magic. Onun 1,5 boy kadar gerisine 4 numaralı Vino Wickricks. 1,5 boy kadar geride 6.lıkta 8 numaralı Forever William. 2 boy kadar geride 7 numaralı Bird for Life sırasıyla safkanlar 2500 metre start yerine gidiyor. 3 numaralı account rakiplerin önünde fark 1,5 boy kadar. 2 numaralı Kepala dışta ikincilikte takipte. 6 numaralı Kais üçüncülükte. Dördüncülükte 1 numaralı Muka Magic var. Beşincilikte içeride Vino Wickricks 1,5-2 boy kadar geride. 8 numaralı Forever William 3 boy kadar geride. 7 numaralı Bird for Life sırasıyla 2000 metre start yerine girilmek üzere.
3 numaralı Erkan şu rakiplerinin 1.5-2 boy fraktör önünde liderliğini koruyor. İçeriden 6 numaralı Kaiz ikinciliğe girmeye çalışıyor. Hemen dışarıda 2 numaralı Kepela var. 1.5 boy kadar girdi 4.lükte. 1 numaralı Muka Magic yerini koruyor 5.likte. Vino Victrix içeride 4 numaralı Vino Victrix 2.5 boy kadar girdi daha sonra. 8 numaralı Forever William son sırada 3 boy kadar girdi. 7 numaralı Bird for Life sırasıyla 2000 metre start yeri geçildi. İçerideki 3 numaralı Count rakiplerinin temposuna ayak uydurmasına izin veriyor. 2 numaralı Kepela bunun yanına kadar geliyor. İçeride kalan 6 numaralı Kaiz 3.lükte. 4.lükte 1 numaralı Muka Magic 1.5 boy kadar girdi. 4 numaralı Vino Victrix var. Evet bu sırayla Safkanlar 1500 metre start yerini geçti. 3 numaralı Count yine 2 boy fark yaptı rakiplerini. 2 numaralı Kepala takipti. 3.lükte 6 numaralı Kaiz. 4.lükte 1 numaralı Muka Magic 1.5 boy kadar geride. 5.lükte 4 numaralı Vino Victrix 6.lükte 1.5 boy kadar geride. 8 numaralı Forever William 3 boy kadar geride. 7 numaralı Bird for Life sırasıyla 1000 metre start yerine ulaşılmak üzere. 3 numaralı Alcount rakiplerinin önünde liderliğini koruyan isim 6 numaralı Kaiz içeride. Bunun dışında 2 numaralı Kepala var. 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Muka Magic dışarıda. İç kulvarda 4 numaralı Vino Victrix. Yine 1 boy kadar geride 1 numaralı Muka Magic'in yanına 8 numaralı Forever William atak yaptı. 3 boy kadar geride kalan 8-7 numaralı Bird for Life sırasıyla düzlüğe doğru gidiliyor. 3 numaralı Alcant düzlüğe çıkılmak üzereyken 2 boy farkla önce 2 numaralı Kepala 2.likte. 3.lükte 6 numaralı Kaiz içeride. 4.lükte 1 numaralı Muka Magic içeride. Vino Victrix hemen dışında 8 numaralı Forever William 3 boy kadar geride. 7 numaralı Bird for Life sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlükte 3 numaralı Alcant yine 1.5 boy farklı önce 2 numaralı Kepala dıştan içten 6 numaralı Kaiz ataklar yapıyor. Aradan son 400'e girilirken 4 numaralı Vino Victrix çıktı hızlı bir şekilde. 4 numaralı Vino Victrix geldi dışarıdan içeriden 6 numaralı Kaiz atak yaptı. 3 isim 3 numaralı Alcant'la birlikte mücadele veriyor son 200. Çok zevkli bir koşu 4 isme çıkıyor mücadelenin ortakları. 4 numaralı Vino Victrix içeride 6 numaralı Kaiz arada 3 numaralı Alcant dışarıdan 8 numaralı Forever William geliyor. 4 numaralı Vino Victrix 3 rakibine hakim oluyor. 4 numaralı Vino Victrix yarışı kazanmayı başarıyor. 8 numaralı Forever William ve 3 numaralı Akant birlikte ikincilik için fotoğrafa girdiler değerli yarışseverler. 4 numaralı Vino Victrix atak yapan 3 rakibine de hakim oldu. Yarışı kazandı. Bir buçuk boy farklı önce 2 numaralı Kepala dıştan içten 6 numaralı Kaiz ataklar yapıyor. Aradan son 400'e girilirken 4 numaralı Vino Victrix çıktı hızlı bir şekilde. 4 numaralı Vino Victrix geldi dışarıdan içeriden 6 numaralı Kaiz atak yaptı. 3 isim 3 numaralı Akant'la birlikte mücadele veriyor son 200. Çok zevkli bir koşu 4 isme çıkıyor mücadelenin ortakları. 4 numaralı Vino Victrix içeride 6 numaralı Kaiz arada 3 numaralı Akant dışarıdan 8 numaralı Forever William geliyor. 4 numaralı Vino Victrix 3 rakibine hakim oluyor. 4 numaralı Vino Victrix yarışı kazanmayı başarıyor. 8 numaralı Forever William ve 3 numaralı Akant birlikte ikincilik için fotoğrafa girdiler değerli yarışseverler. 4 numaralı Vino Victrix atak yapan 3 rakibine de hakim oldu. Yarışı kazandı. 4 numaralı Safkan koşuyu kazandı. Ankara'daki Mencule koşusuna gideceğiz. Tabii ikinci çok kritik foto finişi bekleyeceğiz diyelim. Yalçın var mı koşuyla ilgili yoksa hocama döneyim? Ariyeliva tabii koşunun önemli favorilerindendi. Evet. Yapmış olduğu yarışlarla. Adana'da da kompiste başarılı yarışları vardı. Ama bu kez uzun mesafe bence bundan olumsuz yönde etkilendi. Çok fazla bir varlık gösteremedi koşuda. Ayrıyeten Akirem Nekum performansı beğenilen isimlerdendi. Mesela o da Şirin Mişirin'de kilo farkıyla arasındaki fark öyle bitmişken bir koşu önce. Evet. Bu kez birçok yarışsever kilo dengesinden dolayı Akirem'i daha öne çıkarıyordu ama olmadı. Yani bilemiyorum tabii kısraklar bazıları olabilir, sıcaktan olumsuz yönde etkileniyor olabilirler. Mesafenin uzunluğu da
bu başarısız performansta etkin olmuş olabilir. Bunu ilerleyen günlerde daha net göreceğiz. Ama bir gerçek var ki bu beklenen iki isim çok altta bir performans gerçekleştirdiler o gün için. Kazananı tebrik ediyoruz. Çok da güzel bindi Hışman. Tebrikler, tüm ekibe tebrikler. Hocam, Çim Kum'a ayrımsız, bağımsız size dönüyorum. 17 Eylül 2020'de Ankara'ya geliyor, birinci. 15 Ekim 2020 birinci. 22 Nisan Ankara ikinci. 6 Mayıs Ankara birinci. 27 Mayıs Ankara ikinci. Ve nihayet 8 Temmuz, 31 Temmuz Ankara birinci. Yani ya bir ya iki. Buna rağmen Safkan halen biraz yarı severin çok favori olmasını gerektirecek bir duruma gelmemiş. Bilmiyorum, bu da bana biraz enteresan geldi. Şimdi ben öncelikle yarışın başta tutulan iki isminden giriş yapayım. Bence bu yarış özelliğinde konuşuyorum. Bundan sonrası da ne olur bilmem. Bu yarış bence Arialeva için tabir ne kadar yerinde olur bilmiyorum. İki tane tuzak diye nitelendireyim. Bir tanesi Ankara kumu. İlk defa koşacak. Ankara kumunda bazı atlar adapte olmakta zorlanıyorlar. Çünkü ağır bir kum. Özellikle son düzlükte bazı atlar ağır çekime giriyor. Bir o var ve ilk defa da uzun mesafeye çıkması. Akirem beklenenin altında koştu. Arialeva'yı bundan sonra tercih ederler mi bilmiyorum yine Ankara kumunda. Göreceğiz tekrar. Ama bu koşu özelinde ben yarış öncesinde Arialeva için tuzak olduğunu düşünüyordum kendi kendime. Hatta 2-3 tane kıramayacağım arkadaşlar fikrimi sordular. Şirin mi şirini başta tuttuğumu söyledim. Çünkü Ankara'yı çok sevip çok başarılı koşan bir Safkan. 7 koşu, 5 birinci, 2 ikinci. Yani daha ne yapsın? Onlar da Çim'de zannediyorum. Ve aynı zamanda da bir mesafe atı. Evet. Şirin mi şirin. Koşu içerisinde her yerde çok kolaydı. Hatta o kolaylığı bize Hişman bu kadar da sakin at biniyormuş mu dedirtti. Değil mi? Doğru. Son 100 metreye kadar. Kutluyoruz. Sürgün Tay'ın dişi kardeşi Esen Nur starttan 4 boy gecikmeli çıktı. O onun aleyhine oldu. 600 dönülürken hala en gerideydi ama düzlükte birer birer bütün rakiplerini geçti. Fakat Şirin mi Şirin'le arasında çok fark vardı. Evet. O kapanmadı. Ama kıymetli bir ikincilik. Ben Zerafetli'nin gerek sentetikte gerek kumdaki koşu karakterine hayranım. Evet. Çok evet. Karakterli yarışlar koşuyoruz. Ve sık koşmasına rağmen. Sık koşun, ayakta kalan biz. İlk defa Ankara'da, Ankara kumunda koşan Gardal Gül'ü hiçbir yerde işlemedi. Daha iyi yerlerde gelebilecek vasıfta bir Safkan aslında. Hatta at da geçmedi. Evet. Geçmeden bitirdi. Biraz kim? Evet. Bir de benim Gül'üm biraz daha önlerde kabullenebilse daha iyi yarışlar koşacak diye düşünüyorum ben. Koştuğu koşuları. Bu şekilde değerlendirdik efendim Mencure koşusunu. İstanbul'a geleceğiz 30 Temmuz'a ve formda bir isimden söz edeceğiz. Traktör koşuyu kazandı ki Çin pistte 7'de 5 yaptı. Birincilik anlamında önemli performans. Evet. Bir ikinciliği bir de üçüncülüğü var. Yalçın ikinci seferiydi. İlk İstanbul seferinden üçüncülükte ayrılmıştı. Evet. Ankara'ya gitti, bu mesafeyi kazandı. Ve favori olmayı hak eden bir kilo avantajı ve performansıyla geldi ve kazandı. Evet. Neler söylersin? Çok daha iyi yerlerde görebiliriz bu Safkan'ı. Anneannesi Anatolian Wolf benim binip kazandığım ve binmekten çok keyif aldığım bir kısraktı. Onun yavrusu Anatolian Bishop hiç koşmamış. Ve traktörü vermiş bir anne. Çok güzel bir Safkan ve koşuyu çok kolay noktalarda takip etti dördüncülükte. O süretin içerisinde bile o kadar kolaydı ki düzlükten sonra daha düzlüğe gelmeden hamlesini yaptı Mücahit. Tabii 50 kilonun vermiş olduğu bir güven de var. Safkan'ı da yakından tanıyor. Şuradan sonra artık hiç kimseyi beklemedi. Hiçbir şey dinlemedi. Adeta
teşviklerine devam edip istasyonda yapmadan rakiplerini kolay geçti. Daha iyi noktalarda izleyeceğiz bu Safkan'ı diye düşünüyorum. Daha iyi yarışlarını izleyeceğiz. Daha üst gruplarda da başarılı olabilecek nitelikte bir yarış yaptı. Çok gösterişli kazandı. Yani fotoya girişi, şuradan sonraki aksiyonları. 200'den sonraki maşallah, keyfi değil mi? Gerçekten çok 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 düzgün fulelerle aynayı geçti ve Mücahit de çok memnun. Şöyle bir boynuna doğru bir dokandı, doğru vücut dili. O da çok memnun oldu tabii bu yarıştan. Tebrik ediyoruz. İkinci olan King Chacha da güzel bir ara kapattı düzlükten sonra. İyi sprint yaptı ama bugün için kazanan traktöre yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Tabii yarışta sürate giren Jettay olsun, Bayezid olsun, hem kilolarının, özellikle Jettay'ın 63 kilo olması bu performansında çok beklentinin altında kalmasına etkendi diye düşünüyorum. Bayezid de erken sürate girdi airdrop'la birlikte. Bu süratler erken girince bu Safkanlar biraz daha beklentinin altında kaldılar. Karen Mehmet yine istikrarlı yarışlar yapıyor bence. İzmir'de çok başarılıydı. İstanbul'da da güzel yarış yaptı. Tebrik ediyoruz kazanan traktör. Önü açık bir Safkan. Açık. Daha iyi gruplarda izleyeceğiz. Hocam 7 start çim, 5 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük. Evet, Adana'nın sonlarına doğru bayağı bir form yakalamıştı traktör. Çime çıkınca çok daha farklılaştı. Evet. Ve her geçen gün daha sınıflı bir Safkan haline gelmeye başladı. Ve 1.22.79 gibi güzel de bir dereceyle. Ki 200'den sonra da, yani şurada hakim olduktan sonra Mücahit tamamen keyifli bir şekilde. Aynen. Bu arada Mücahit'e de geçmiş olsun diyoruz. Dün Ankara'da bir kaza geçirdi. Evet. Artuklu zaten sürekli söylemiyorum yanlış olmasın da. Maalesef biraz yaramazlık yapan bir isim. Evet. Zaten aşağı yukarı birkaç kez de yaşandı yani. Sapmıştı İstanbul'da. 200 küsur gündür de koşmuyor. Uzunca bir aradır koşmuyor. Evet. Yine ilgililerine de geçmiş olsun. Umarız en kısa sürede diyelim. Ve traktörün kazanması çok önemli ama bence daha da önemlisi ülkemiz atçılığının büyük ekürlerinden Ekenler ekürüsünün, değil mi ya? Epey bizim için uzun sayılacak bir süredir sesi çıkmıyordu. Ama traktör Ekenler ekürüsünün sesini iyi bir şekilde çıkartacağı benziyor. Ya aslında Korkur Rüyası Gazi Koçsu'nda Grant Ekinos'un da incidir ekibi Ekenler ekürüsüydü. O Redneck. Benim için anlamı büyük bir ekürüdür. Çünkü Apranti'yken henüz, Kamil abi buradan selam olsun. Ellerinden öperim. Filippa diye bir atları vardı. Evet, Filippa ben anladım. Onunla bir şans tanımışlardı bana. Favoriydik ve net bir birincilik, çok kolay bir birincilik elde etmiştik. O formu özlemiştik değil mi Yalçın? Kesinlikle. Sonradan da tabii birçok safkanlarına bindim. Redneck de dahil. Tabii Veycan abinin dediği gibi böyle ekürleri birincilik noktasında görmek bizleri mutlu ediyor. Tabii Galip Ağa, Galip Ekenler tabii. Ekürün şeyi. Toros vardı hatırlarsın. Evet. Toros. Benim ben tabii o zaman daha genciz. Ve ben sürekli şey yapardım o zaman, safkanlarla ilgili hikayeler yazardım, manşet atardım. Toros Adana'da sürekli geliyor, manşet atmıştım. Kısa uzun fark etmez, Toros Adana'da geçilmez. Galip Ekenler, Allah rahmet eylesin. Şimdi daha sonra Ercan Bey ekürüyü devam ettirdi. Tabii. Bu anlamda da Yalçın güzel konuya temas etti. Devam etti, siz de ifade ettiniz. Galip Ağa'nın sindiği... Allah rahmet eylesin, Hasan Ölçer'e hediye etmesi ve Sindin'in de Yavuz Star'ı vermesi. Yavuz değil mi? Hikayeler ne kadar. Unutulacak şeyler değil. Bu arada ikinci olan King Chacha da 2019'un sonunda başladığı yarış hayatına kazanarak başladı. Hemen arkasından bir tane daha kazandı. İki tane üst üste kazandıktan sonra birinciliğe hasret kaldı ama bu koşusuyla artık güzel günler çok yaklaştı diye düşünüyorum. Ben Bayezid'in yarışın bir bölümünde ki erken geldi yani bir anda farklı. Öndeki Jettay'ın süretine doldurarak gelip ayak uydurmasının pahalıya mal olduğunu düşünüyorum. Evet. Koşuyu daha iyi yerlerde bitirebilirdi bence. Jettay
İzmir, Bursa, İstanbul gezgini diyeyim ben ona. Hı. Kiloda 63 olunca bu hava, şey, evet kadar. Sonlarda bir şey kalmadı. Bu şekilde Karamehmet her zaman çimde varını yoğunu ortaya koyan bir safkan. Son ana kadar mücadelesini yapıyor. Efendim, haftanın en çok konuşulacak koşusuna gelelim. Kocaeli Kartepe. Eğer mümkünse sayın yönetmenimden start önünü rica edeceğim. Ne oluyor, ne bitiyor? Çünkü çok üzüldüğümüz noktaya geldi. Şimdi burada start arkası yok zannedin. Yok, tamam. Burada kalsın. Burada kalsın. Ben önce müsaadenle Yalçın hocama döneceğim. Tabii. Çünkü özel bir noktaya geldi Noregrit İzmir performansıyla. Ne olduysa Ankara. Ankara'da yaşadığı bir şanssızlık Halis Karataş'tı. Şimdi Kocaeli Kartepe start gerisinde yaşananlar. Ya ne oluyor yani, safkanın il değişimi Ankara Kocaeli isyan mı, bir problem mi, nedir? Yani gerçi çünkü böylesine yani, önemli safkanlar, değerli safkanlar. Bilmiyorum da yani startı, çok artık. Geçmiş olsun. İzmir dışında başına gelmeyen kalmadı safkanın. Yani. Nadir bir safkan, yani, güzel de safkan. Olmayacak şeyler oldu. Çok geçmiş olsun. Çok da evet, dediğin gibi çok kıymetli bir safkan. Tabii üzüntü duyuyoruz böyle atlarımızın başına gelen talihsizliklerinden dolayı. Çok çok geçmiş olsun. Umarız çok ciddi problem umarız yok. Umarız yani bunlardan bir an önce kurtulur. Ve yine adını sıkça bahsettirir diye düşünüyorum. Şimdi startı alalım. Hocamla ben giriş yaptım hani Noret üzerinden. Şimdi Yalçın, Noret bunları yaşadı. Kalsın. Evet. Noret bunları yaşadı. Evet. Herkes ekran başında. Sonuçta Noret koşunun önemli favorisi. Rakip de Seabreeze. Evet. Şimdi problemden dolayı Noret konserler kurulu kararı çıktı. Start alalım. Rakibi Seabreeze'i görelim. Bir start. Bir start. Verin startı bir zahmet. Aldık. Hop. Tam kapaklar açılacağı esnada huysuzluk yaptı, huysuzluk safkan. Yaptı. Evet. Tam o esnada huysuzluk yaptı. Ayaklarından da, ayak hareketlerinden de biraz daha geriye alırsak, daha kapaklar açılmadan net belli aşağı oluyor. Aşağı yukarı bir 7 boy kadar filan. Yani komiserler şöyle bir şahlanarak da hamlesini yapınca epey bir. İlk etapta tabii bence 7 boy kalmadı. Bir 4-5 boy gibi ama sonra adaptasyon. Kendisini toparlaması daha çok öndeki safkanlarla arasının açılmasına sebep oldu. Şimdi Yalçın ayağını da şaşırdı bir anda. Tabii kolay. Yani öyle bir şey beklemiyor çünkü safkanın öyle bir huyu yok. Daha önceki yarışlarında hani startta şimdi kalmıştı. Şimdi Noregrit koşmayınca bir de en fazla ganyan. En fazla tabii, ganyan. Favori. Şimdi yarışseverler zaten Noregrit çok iyi yaşamış. Bence bu yarışı Seabreeze kazandıran Kadir Tokoçoğlu oldu. Çünkü çok erken hamleyi yaptı. Şimdi Lebron burada liderliği aldı. Güzel de bir tempo var yarışta. Yavaş değil. Çok hızlı da değil. Ama mesafeye göre makul tempolarda koşu devam ediyor. Şimdi Kadir burada dördüncülükte. Ve kolay. Çok kolay. Bariyer dibinde. İkincilikte oğlum Doruk. Şu ana kadar her şey normal. Kadir bakın Lebron'un tam arkasında. Biraz sonra tutamayacak hale gelecek. Tutamayacak hale gelince dışlarını alıyor ve erken yürütüyor. Orada da hem dışındaki oğlum Doruk'u ve Bukefolus'u da dışarıya doğru açıyor. O esnada da bakın en gerideki şu an Seabreeze o boşluğu doldurup çok büyük bir avantaj elde etmiş. Şu üçüncüye girişi çok önemli yani. 600'e orada çok dev adamın kilosu da ağır. Tabii ki. Şimdi burada çok erken yürüttü Kadir. Bence ondan da olumsuz etkilendi. En azından bu koşuda ikinci olabilirdi diye düşünüyorum. Biraz daha sabırlı olabilseydi. Ama o hamleyi yapınca Seabreeze'in biraz daha işine gelmiş olduğu hamle. Şuradan sonra da Ayan güzel teşviklerle gelip koşuyu kazandı. Öndeki ikili tabii erken sürete de girince son metrelerde epey hızdan kesildiler ve ikinciliği de Bukefolus yapmış olduğu ataklarla gelip alacak. Akbaşı olacak ikincilik. Evet. Yine oğlum Doruk'ta çok başarılı bir performans. Yakın farklarla biten bir koşu ama tabii Seabreeze'in o şanssızlığı yaşayıp oradan dönüp gelip bu koşuyu kazanması çok değerli. Alkışa değer. Üst üste çok iyi yarışlar yapıyordu. Özellikle Anafartalar koşusundaki performansı çok iyiydi. Sonra yarışseverler koşusundaki ikinciliği de oldukça başarılıydı. Üst üste iyi yarışlar. Tebrik ediyoruz. Daim olsun. Başarıları diyelim. Ayağında gerçekten tüm olumsuzluklara rağmen çok başarılı bir biniş sergiledi. Şimdi hocam ilgililer açısından
zor bir süreç. Yani no regret şanssızlık tabii yaşıyor, ilgilileri üzülüyor. Seabreeze'in ilgilileri 7 boy start çıkışında evet bir şok yaşıyor ama sonuç en azından yarısever adına olumlu oldu. Yani evet, olumlu oldu. Yani. Tabii. Aksi olsaydı bu yarışı bu kafa olsa veya daha çok oğlum Doruk'tan birisi kazanmış olsaydı o ikisi Afgan'dan çok da ciddi bir sürpriz olmuş olacaktı. Çok sürpriz, evet. Nasıl bakıyorsun Seabreeze hocam birinciliğine? Şimdi Yalçın'ın da söylediği gibi 63 kiloyla koşan dev adam da Kadir biraz aceleci davranınca evet ayağın kurşuna bir fırsat düştü ve ayağın kurşun çok iyi bir zamanlamayla o iyi fırsatı lehine çok iyi 800'den 600'e geldi ya. Hani derler hep evet altın tepside. Evet sunuldu bence şey de o noktada. O üçüncüye girişini göreceğiz şimdi 800'den değil mi hocam 600'e gelirken. Orada yarış evet kazandı. Şimdi göreceğiz. Bakın burada bir yandan nasıl üçüncüye gelecek. Öndeki Kadir burada LeBron'un dışına alınca hem iki rakibini de dışarıya doğru itmiş evet oldu. Evet. Hem de Seabreeze o kulvarı buyur gel. Yani ayağın kurşuna yani çok büyük bir avantaj sağlamış oldu. Evet. Burada ayağın kurşunu onu en güzel şekilde değerlendirdi. Bazı koşan kader anları oluyor ya. Bu evet kader anı bence tam dediğiniz nokta. Yani, orada yani evet, yerde evet şöyle de söyleyebiliriz. Evet. Yani yarış no regret oynayanlara da Allah acıdı diyelim. Artık onlara da şans yani oldu. Tabii bizim ekipte sonuçta 3 numara Safkan üzerinde yoğunlaşırken tabii böyle şanssızlık oldu. 4 numarada öyle başlayınca eyvah dediler ama işte koşu evet bu. Ne olacağı belli olmuyor. Şey olmadan potayı geçmeden hiçbir şey diyemeyiz. Yok. Tebrik edelim. Gerçekten enteresan bir koşu oldu. Efendim program açılışta Berin Hanım dedik. Dün kaybettik Berin Hanım'ı. Şerafettin Bey dünya kibarı çok özel bir insandı. Sinemada ve diğer tarafta Şerafettin Bey tabii ki Türk açısından çok hizmetlerde bulundu. Sinemada buralara kadar geldi. Beyefendi kişiliğiyle çok da asil bir kişiliği vardı. Şerafettin Gedik koşusunda After Trip birinciliğine gideceğiz. Evet. Altı Safkan'ın mücadele ettiği bir koşuydu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda. Ahmet Çelik'le After Trip özellikle son 300 metrede koşuyu lehine çevirdi. Sensizim için çok ciddi bir şanssızlıkla başladı evet koşu Yalçın. Hemen sözü sana bakayım bu noktada. Sensizimden başlayalım. Startta kalmasına alışkın olduğumuz bir Safkan. Ama ilk kez bu kadar ağır başladı üç koşuya. 3 boy 4 boy hep kalıyordu. Mesafede uzun olduğu için genelde yarışlar çok yüksek tempoda başlamadığı için onu bir şekilde tolere edebiliyordu ama bu yarış 10 boya yakın geç başladı koşuya. Adapte olması öndeki Safkanlarla arasında 10 boya yakın bir fark oldu. Ona rağmen bence harika bir yarış koştu. Bugün biraz daha iyi başlasaymış net olarak koşuyu sensizim kazanırmış. Koşuyu kazanan After Tulip çok kaliteli bir kısrak. Geçtiğimiz sezon da Çin Pist'te çok önemli yarışlarda boy gösterip başarılar elde etmiş bir isimdi. Son birkaç yarışı sanki o eski formunu aratır nitelikteydi ama bugün yine kendi kalitesinde harika bir yarış koştu. Önde tabii Victory Ball güzel de bir tempo verdi koşuya Özcan. İlk bini 4.93 çok süratli olmayan, çok da yavaş olmayan çok makul tempolarda koşuyu götürdü. Ahmet de çok güzel bir yerde konumlandı. Hemen arkasında o ağır tempoda Safkan'ı da zaten tam bir tempo atı ve mesafede bu tempolarda gittiği müddetçe düzlüğe kolay çıkınca geçtiğimiz sezonda özellikle Adana'da da kış sezonunda buna benzer yarışlar izlemiştik. Çok da harika koştu. Ahmet peki, de çok iyi bindi. Bir şey soracağım Yalçın. Evet. Gelecek şimdi son 300 hocam da takip ederse. Şimdi Yalçın gelsin 3 numaralı Safkan koşuyu kazanan isim. Evet. After Tulip. Evet. Şimdi geliyor burada. Ahmet Çelik'in buradaki at üstündeki hareketlerini yarıseverler çok sordu bana. Takip edelim şurada. Ahmet'in burada. Biraz daha geriye alabilir miyiz başladığın? Yani Ahmet'in o kamçıyı burada sallaması mı? Şey, evet şöyle sallaması burada değişik bir görüntü verdiğini bana yarısever. Bak burada evet. Yani bilemiyorum son dönemlerde yapıyor. Ahmet Çelik son 1-2 aydır bunu yapıyor evet bazı birçok yarışta. Acaba dedim keyiften mi hani geliyor falan? Böyle bir, biraz bilemiyorum. Geniş açıdan aldı. Onun öncesinde de bir sola kamçıyı aldığında içeriye doğru bir hamlesi var After Tulip'in. Ona rağmen yine bakın şurada biraz daha hafif geri biraz, biraz daha hafif geriye rica edelim. Bir 15 metre daha geriye alsak. Biraz İlker'cim biraz olacak geriye. Biraz 4, 3. Tamam buradan gelelim. Evet. Şimdi sola alınca bir hamle yaptı.
Şimdi burada evet şurada başlıyor Ahmet Çelik'in. Sol kolunu fazladan havaya kaldırıp hamle yapıyor. Hani dışında bir isim de yok etkilenecek. Evet. Sonrasında bilemiyorum yani. Ben jokeylik yaptığım dönemlerde var mıydı senin böyle hani, yok. Yok. Pek böyle yani kamçıyı bu şekilde kullanmazdım. Hani bazen keyiflenirsin ya yarışın. Evet, tamam, olabilir. Yarış bana hayır, aslında öyle yaparken kamçı da vurmuyor yani. Vurmuyor. Evet, evet, vurmuyor, zaten onu soruyor. Zaten onu soruyor. Onu zaten son metrelerde yapıyor genelde. Evet, evet, yani son 200'den sonra yapıyor o hareketi. Yarışa dönersek aynısını şeyde de yaptı pardon. Evet. Geçen Birdness yarışında da yaptı. Evet. Şimdi değerlendireceğiz koşuyu. Sen tabii evet, birkaç daha sözün olacak anladığım kadarıyla. Hı hı. Safkanlar da box gerisi günün son koşusunda şu an için box gerisine geldiler. Son koşuyu izleyelim. Ardından bu koşuyla beraber diğer koşuları değerlendireceğiz. Değerli yarış severler, Kempton Park Birleşik Krallık'ta son koşu handikap bir yarış. 3 yaşlı İngiliz taylarını 1400 metre mesafede sentetik kum pistte izleyeceğiz. 4 numaralı Motorius yarışın favorisi Jordan Murphy ile yarışa katılıyor. %24 oynanma oranı almış bu safkan. 1 numaralı Super Over %23 oynanma oranıyla ikinci sırada Holly Doyle ile yarışa katılıyor. 62 kilo ile start alıyor. Şu an ekranlarda 5 numaralı Imperch %14 oynanma oranıyla dördüncü sırada Mary Kent ile yarışa katılıyor. 197 gün aranın ardından. Yerini alan ilk isimde Impeach oldu. Üçüncü isme baktığımızda %18 oynanma oranı James Doyle'la 3 numaralı Fort Maddox Brown görünüyor. Şu an ekranda Fort Maddox Brown yerini aldı. 2 numaralı Join Forces hazırlık içinde. Join Forces. Kır Safkan kulvarına yaklaştı ve yerini aldı. 6 numaralı Raj Master ve 7 numaralı Imperzais hazırlık yapan isimler. 4 numaralı Motorius da yine hazırlıkta. Dört numaralı Motorius yerini aldı. 7 numaralı Imperzais. Kullarında hazır Raj Meister şu an yerini almak üzere. 1 numaralı Super Over. O da yerine geldi. Raj Master da girdi. Atlar start hakeminin emrinde. Start verildi ve son koşu başladı. 6 numaralı Raj Meister için 2 boy gecikmeli bir çıkış oldu. İlk metrelerde 3 numaralı Fort Maddox Brown orta kulvardan liderliği almaya çalışıyordu ki 1 numaralı Super Over geldi. Şimdi liderliği aldı. Farkı 1,5 boya kadar çıkardı. Onun dışına 2 numaralı Join Forces atak yaptı. Liderliği alan 3. safkan 2 numaralı Join Forces oldu. Şimdi fark 1,5 boy 2 boy kadar 2 numaralı Join Forces önde. 1 numaralı Super Over ikincilikte. 3.lükte içeride 3 numaralı Fort Maddox Brown var. Bunun dışında 4 numaralı Motorius. 2,5 boy kadar girdi. 5 numaralı Impeach dışta hemen içinde. 7 numaralı Paradise 2,5 boy kadar girdi. 6 numaralı Raj Meister son sırada bu sırayla düzlüğe çıkılmak üzere. Fark 3 boy. Lider 2 numaralı Join Forces. 2.lükte 1 numaralı Super Over var. İçeride 3.lükte 3 numaralı Fort Maddox Brown. Düzlüğe çıkıldı hemen dışında. 4 numaralı Motorius. 5.likte dışta 5 numaralı Impeach içeride. 7 numaralı Imperdice. Son 400'e girilirken son sırada 6 numaralı Raj Master. Ortadaki 2 numaralı Join Forces. Az farklı lider en dıştan 4 numaralı Motorius. Bir anda temposunu yükseltti geldi. Şimdi orta kulvardan gelen 4 numaralı Motorius. Son 200'de rakiplerinden liderliği alıp farkı 1,5-2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Super Over ikincilikte fark 4 boy. 4 numaralı Motorius önde bundan sonra yakalanacak gibi değil. 4 numaralı Motorius son koşuyu kazanmayı başaran isim oluyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Super Over. İkinci 6 numaralı Raj Master 3. olarak yarıştan ayrıldı. Son 200'den sonra ciddi ataklar yapan 4 numaralı Motorius son koşuyu kazanmayı başardı. Jordan Murphy ile start aldı.
en dıştan 4 numaralı Motorius bir anda temposunu yükseltti geldi. Şimdi orta kulvardan gelen 4 numaralı Motorius son 200'de rakiplerinden lider yalı farkı 1.5-2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Super Over ikincilikte fark 4 boy 4 numaralı Motorius önde bundan sonra yakalanacak gibi değil. 4 numaralı Motorius son koşuyu kazanmayı başaran isim oluyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Super Over, 2. 6 numaralı Rage Master, 3. olarak yarıştan ayrıldı. Son 200'den sonra ciddi ataklar yapan 4 numaralı Motorius son koşuyu kazanmayı başardı. Ördün Murphy ile start aldı. Yine favori bir isim, yine 4 numara son koşuyu kazandı. Az sonra parasal netçilerde ekrana gelecek diyelim. After Tour'u bir konuşmuştuk. Yalçın var mı? Evet. Devamında tabii koşunun ilk iki sırasından şans bulan isimler AGF tablosunda. Görgan Bet ve Aragona son yarışında 1-2 olarak tamamlamışlardı. Bu yarış biraz revanş niteliğini taşıyordu bu iki isim için ama beklentinin altında bir performans gerçekleştirdiler. Bu da tabii koşunun temposunun yavaş olması, yani normal seviyelerde giden bir yarış çok hızlı olmadığı için bence Görgan Bet bundan olumsuz etkilendi. Aragona da bir önceki yarışında biraz daha önlerde koşuyu kabullenmişti. Bu kez biraz daha beklemeye yönelik bir yarış yapınca bu tempoda başarısız olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu şekilde Yalçın After Trip performansını ve diğer safkanları değerlendirdi. Hocam sen nasıl görüyorsun? After Trip için koşunun gidişatı ve temposu her şey lehineydi. Ben birkaç yarıştır da bekliyordum After Tulip'i artık bir patlama yapmasını. Burada kısmet oldu. Bu önemli koşuyu kazandı. Ahmet Çelik de çok iyi bir zamanlama yaptı. Hani biz antrenörler bazen jokeylere tembih ederiz. Gelip hakim olduğunda koşu bitmiş olsun. Evet. Ahmet Çelik de bunu yaptı. Victor Bau 7 yarıştır hep şanssız. Çok iyi koşuyor. Hep kendini geçirtecek bir at buluyor. 7 yarıştır kazanırken kaybediyor. Kazanırken kaybediyor. Ama bu yarışta sensizime yazık oldu biraz. Evet. Biraz değil bayağı yazık oldu. Yani her zamankinden çok daha fazla. Çok herhalde bir 8-9 boy. Evet. Kadar startta kalması çok aleyhine oldu. Hem Akın 8 boy... Çok... Geç başladı hem de adapte olamayınca. Adapte olamadı, iyi deparlanamadı. Evet, epey bir ara oldu öndeki rakipleriyle. Akın çok sabırla çok güzel mesafeyi kapattı ama yetmedi. Üçüncülükle tamamladı. Görgan Bet'le Aragona da bugün gününde değildiler. Bu şekilde Şerafettin Gedik koşusunu değerlendirdik efendim. Kocaeli Allah rahmet eylesin bir kez daha. Saygıyla anıyoruz. Şerafettin Bey'e. Saygı ve rahmetlerimizi sunuyoruz. Her sabah kır kahvesinin orada otururdu. Bir poğaça söylerdi. Yarısını kendi yerdi, yarısını da evet. Oradaki kedilere evet. Falan ufak ufak dinlerdi. Çok naif bir insan. Çok kibar bir insandı gerçekten. Beyefendi bir insandı gerçekten. Kocaeli Kartepe Hipodromu'na gidiyoruz. Bir kısa vade mücadele değerlendireceğiz. Mavi Kılıç, Kocaeli, Bursa toplam 12 start, 7 birincilik. Son koşuda çok konuştuk Safkan'ı. Evet. Bugün de Mustafa Çiçek hani derler ya mümkün olduğu kadar sabretti ve çok net birinciliği imza attı. Çok enteresan. Kabakumu çok iyi koşuyor. Sentetikte başladı yarış hayatına. İlk startı şartlı bir de Halis Karataş'ta dördüncülük. Sonrasında iki olumsuz yarış olunca ekip bu kez Kabakum piste yöneldi. Tabii İki abisine de ben bindim anne hattından Mavi Sema. Tabii onlar Binajvat'tan olduğu için belki ondan ötürü hem çimde hem sentetik pistte çok başarılı yarışlar yaptılar. Hem Mavi Kumsal hem Salvatore. Ama bu biraz Yanaguşka olunca Kabukum'u biraz daha seviyor. Diğer pistlerde başarısız yarışlar da yapınca net olarak Kabukum'da çok daha baskın ve başarılı yarışlar. Karşı düzlüğe kadar çok güzel sabretti Mustafa Çiçek. Öndeki ikiliye pek fazla karışmadı. Hem Hasanet hem de Darkholm ciddi de bir sürat yaptılar ama şu noktadan sonra geldi, hakim oldu. 800'lere gelinmeden öndeki gruba ara yapmaya başladı ve çok kolay bir yarış kazandı. Yani bu performansını devam ettirdiği sürece grup yarışlarda da başarılı olacak nitelikte bir performans gerçekleştirdi Mavi Kılıç.
Deli Tahir şu an sondan birinci, sarı kapalı gözlüklü, sarı formalı Safkan. O da öndeki artık süratten bunalan rakiplerini gelip atlayıp ikinci olduğunu düşünüyorum ama kazanan Mavi Kılıç gerçekten çok ekstra bir performans. Bir yarış daha böyle kazanmıştı sanırım Bursa'da. Bursa'da. Buna benzer bir farkla kazanmıştı. Çok net bir birincilik elde etmişti. Sonra Kocaeli'ne geçti. Kocaeli'ndeki yarışı biraz beklentinin altındaydı o yarışa istinaden. Belki o gün bir eksiklik olmuş olabilir Safkan'da. Bu kez yine Bursa'daki yarışını aratmayacak bir performans. Tebrik ediyoruz. Ekibi kutluyoruz. İlmi Bey de çok böyle safkanlarını üzerine titrer. Evet, evet. Aman işte kamçı fazla vurma. Hatta ben Mavi Kumsal'la bir yarış kazanmıştım. 1500 kimi geçtim şu an aklıma gelmiyor ama net fotoda benim bireysel çabalarımla kazandığım bir koşuydu. O yarıştan sonra beni indirdi. Eyvah. Safkan'dan. Niye çok mu? İbrahim abiyle konuşuyoruz. İbrahim Eser'le. Ayrıyeten atın genel menajeri de Abdullah abiydi. Abdullah Kalp. Selam olsun buradan. Abdullah abi geldi. Yalçın dedi. Fuat'ı bindireceğiz bu yarış. Neden abi dedim. Yani yarışı resmen ben kazandım dedim. Bir kamçım böyle yırtmacına doğru denk gelmiş. Ha. Orayı biraz kabartmış. İlmi Bey de onu görünce yok demiş Yalçın biraz sert biniyor. Biz demiş Fuat'a dönelim. Ondan sonra bir daha da binmek nasip olmadı ama üst üste güzel yarışlar elde kazandık. Ve Salvatore ile de yine devamında binip kazanmıştım. Oradan da selam olsun Ekürü'ye, ilgililerini kutluyoruz. Tebrik ederim. Daim olsun. Bu Safkan da bence çok potansiyelli. Abilerini pek aratmayacak nitelikte. Kumpis'te başarılı yarışlar yapacak bir Safkan. Biraz üzülmüştü son koşu İlmi Bey ama bu koşu moral olmuştu. Evet. Evet. Darkholm'un süratlendirdiği koşuda dördüncülükte takip eden Mavi Kılıç ki Bursa ve özellikle Kocaeli'nde çok farklı yarışlar koşabilen bir Safkan. Bine kadar dördüncülükte sabretti. Binden sonra temposunu az biraz yükseltti. 800'de hakim oldu ve fark yapmaya başladı. Adeta yani ben gidiyorum siz ikincilik mücadelesine bakın karşılığında der gibi giderek verdim. Artırarak kazanırken öndeki süratli safkanların sonlarda temposunun düşmesinden Deli Tahir de dışarıdan yürüyüp rahatça o da ikinciliği kurtardı. Hasanet ilk kez ters pistte koştuğu koşuda bekleneni vermekten uzak göründü. Darkholm'da 62 kilo ile çok süratli gidince sonlarda getiremeden at da geçemedi. Şimdi bu kadar sıcaklar varken şimdi sentetik pistte biraz kabarıyor ya bu sıcaklarda. Belki İstanbul'da bir sentetik deneyebilirler diye düşünüyorum Mavi Kılıç'a. Evet, nasıl performans? Yani performansın gidişatı nasıl olacak? Evet. Ekibi karar verecek. Çünkü özel bir safkan. Özel bir safkan. Tebrik ediyoruz. Ankara'ya gidiyoruz efendim. Özel bir isme gideceğiz. Çünkü bazı isimler geliyor ekrana, kazanan isimler. İşte diyoruz şu kadar koştu, burada koştu, farklı hipodromda koştu ama şimdi gelecek isim Spencer. 9 kez koştu. Hepsi Ankara'da. Evet. 7 birincilik. Bir kez tabela dışı, bir üçüncülüğü var. Onda da beşinci. O da beşinci. İçişleri Bakanlığı kursu. Ben tabela dışı değil mi? Doğru artık yeni sistemde evet. Beşincilikte. Eskiden alışkanlık. Alışkanlık. Şefik abi gözü gibi yani gerçekten çok da iyi bakıyor. Eski yılların tecrübesi. Formda da geçen hafta iyi geçirdi. Evet. Spencer birinciliğiniz için söz sende. Geçtiğimiz sene 9.'a kadar 4'te 4 yapmıştı. Ondan sonra yaklaşık 7 aylık bir ara. Aranın ardından Halis Karataş da start aldı. Üçüncü olarak pistten ayrıldı. Akabinde Anadolu Medeniyetleri koşusunu kazandı kısa vade mücadele. Sonrasında geri döndü dedik artık Spencer seriye devam edecek dedik ama İçişleri Bakanlığı koşusunda biraz hayal kırıklığı bir performanstı. Sonrasında yine toparlandı. Şimdi hem o süratte devam ediyorsunuz, koşuyu net ve kolay kazanıyorsunuz. Sizin süratinize uyan Ceyar son metrelerde temposu düşüyor ve dördüncü olarak koşudan ayrılıyor. Yani bence bu grubun çok üzerinde bir safkan. Sorunsuz olarak sahada olduğu müddetçe çok daha üst gruplarda, daha vasıflı koşularda olabilecek bir safkan. Gerçekten yine özel bir performans gerçekleştirdi bence. İkinci olan Osman Bey de
gücü oranında başarılı yarışlar yapıyor ama bugün için Spencer'a yapabileceği pek bir şey yoktu. Macau da sonlarda JR'ın düşen temposundan faydalanıp üçüncülüğü son anda kurtardı. Tebrik ediyoruz Şefik abiyi, evet. Ve Safkan'ın tüm ilgililerini. Ayhan da Safkan'ı yakından tanıyor. Çok da jokeye keyif verdiren bir yapısı var. Hem süratli gidiyor, hem Safkan çok donanımlı bir Safkan, çok güçlü bir Safkan. Jokeye zevk yaptıracak nitelikte bir Safkan. Hocam taş yerinde ağırdır mı diyor Spencer? 9 Ankara koşuyuz. Spencer ilgilisi Şefik Aydemir ve Osman Bey'in ilgilisi Enver Mutlu. İkisini de kutluyorum. Evet. Yani bu iki Safkan'ı da aynı pistte ve aşağı yukarı aynı mesafelerde sabırla yarış bekleyerek koşuyorlar ve onun için başarıları artıyor. Kaldı ki yani Ankara pistinde koştu 9 koşuda 7 birincilik, 1 üçüncülük, bir de İçişleri Bakanlığı koşusunda 5. oldu. Spencer biraz startla birlikte erken öne düştüğünde başarısı daha da artıyor. İçişleri Bakanlığı koşusunda Lady Venus gibi süratli bir safkan vardı. Evet. Bir de dışından gelen No Regret de ondan biraz daha önde gitti. İkisinin arasında o istediği ön tarafı bulamayınca sonlarda biraz temposu düştü ve 5. bitirdi. Osman Bey de gücü belki sınırlı ama koştuğu 10 koşuda hiç de boş çıktığı yok maşallah. Evet. Macau 600 civarında adeta yarışı bırakıyor gibiydi. Fakat JR'ın temposunun düşmesi ona üçüncülük getirdi. JR bilmiyorum, sıcaklar başladıktan sonra her geçen gün daha geri düşmeye başladı ve son koşuların hep sonlarda adeta dururcasına bir hale geliyor. Greycourt da 4 tane üst üste çim koşusundan sonra kuma tekrar döndü ama artan kilosuyla pek etkili olamadı. Tebrik ediyoruz Spencer, 9'da 7 yaptı böylece. Devam edeceğiz. 10. koşuya gelelim. Şartlı 1'e. Pazar günü Horus'un kazandığı mücadeleye. Ben de hipodroma geldim. Misafirlerimiz, evet, vardı. Ve o mücadelede, bir şartlı mücadelede Pazok'ta, evet, ve Kentel'e çıktığında Safkan'ı gördüm. Ki zaten altı gayen favorisiydi ama Sabah İtman pistinde de biz, değil mi, siz özellikle izledik, söz ettiniz. Yani çok tabii start provasını da iyi izleyenler, evet, herhalde start provasında da, evet, bizim programdan bakıp olmuştur, bir katkı sağlamıştır tabii ki o görüntü. Çok hazır bir görüntüdeydi. Çok güzel, eşkali olan bir tay. Çok da altyapısı, hazırlığı fazla ya olan bir taydı. Şimdi Geribolu var, Adanus var. Evet. Ama gerçekten tayın da padokta gelişi, hı-hı, piste çıkışı ve şu görüntüsü sonrası gerçekten bilmiyorum. Gülü oynaya kazandı. Yani değil mi? İkiye bölünen bir şartlı bir mücadeleydi. Diğer taraftan da iyi bir derece, oraya nazaran çok daha iyi bir derece çıktı bu yarışta. Çok kolay kazandı. Halis Karataş adeta zevk yaptırdı. Şuradan sonra bir ufaktan bir kontrol edecek arka tarafı. Bir baktı, oho çok büyük fark var. Çok çok rahat rahat kazandı. İki defa bir Halis abi bir baktı herhalde, inanamadı. Tekrardan kontrol baktı, etti. Epey bir farkla ve net bir birincilik. Tebrik ediyoruz. Yönü açık bir tay. Güzel, potansiyelli bir tay. Sağlıkla koşmak nasip olsun. Cüneyt Bey de uzun zamandan beri bu denli gösterişli bir yarış kazanamıyordu tayları ama bu tay bayağı bir umut verdi. Geçenlerde de bir tayı kazandı ama bu çok daha farklı bir görüntüde kazandı. Hani sonradan geldi kazandı, geliyor derken, evet, burada startla beraber verilen bir mesaj var. 400, evet, sonrası da sen de ifade ettin. Halis Karataş ne oluyor dedi. Evet. Şöyle baktı ki hiç ses duymadı arkadan, evet, açıkçası. Bence ikinci olan tay da çok başarılı koştu Özilge. Baştan çok adapte olamadı. Şu an grubun sanırım 7. 8. ligde bariyer dibinde olan tay, kapalı gözlüklü.
Düzlükten sonra o da bayağı etkili ataklarla ikinci oldu. Bundan sonraki yarışında daha etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. O gün özelinde tabii idman pistinde beğendiğimiz safkanları burada sıralamıştık. Sanırım Burak'la birlikteydik o gün. İlk üçte önerdiğimiz staylar zaten 1-2-3 olarak tamamladılar. Evet. Sağdekarda bir Kayızbark temsilcisi. O da yarışa iyi başladı ama sonlarını pek fazla getiremedi. İkinci olan tay da bakın burada bayağı bir mesafe var önündeki gelip ikinciliği alacağı safkanlarla. İçeriden düzgün aksiyonlarla gelip ikinciliği kurtardı. Bir sonraki yarışında çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, Gelibolu baba. Tabii anne kanatlı adamımızda çok taylar bize var. Bize de maşallah demekten başka evet. Pek fazla bir şey düşmüyor. Özilge'nin düzlükten sonraki gelişi bayağı beğeni kazandı. Ben Sinan Reis'in bu koşuda fazla üzülmeden üçüncü olduğu şeklinde bir düşüncem var. Starttan 2-3 boy geç başlayan Nefesimsin Sen de bence ilerisi için ümit vaat etti. Ben bir de çime çıktığında buradaki neticesizliğine rağmen Sertoğlu'nun çimde daha farklı koşabilecek bir tay olduğunu düşünüyorum. Tebrik ediyoruz gerçekten. Yarış yaşamına çok net başladı Horus. Bundan sonra da takip edeceğiz. Diyelim haftanın tartışmalı koşularına geçiyoruz. İlk durağımız Ankara 75. Hipodromu. 29 Temmuz 3. koşu. 6 liranın ilk ayağında ne yaptı Muhammed Özdemir? Yani o günün de gerçekten başarılı performans. 2 birincilik aldı bu koşudan sonra. Evet. Burada da ne yaptın Muhammed? Bir 400'e gelelim. Cihan'da rica ederim. 600'e gelelim. 600'den sonrasını yani Yalçın'dan hem hocamdan alalım. Önümde de konserler kurulu raporu var. Çok tartışılıyor. Şimdi hani tartışılan tabii etkilenen safkanın arkasına atlıyor. Tüzük beleği belli. Evet. Ama acaba diyorlar ki neden etkilenen safkan burada üçüncü kaldı? Ama o etkilendi. O niye birinci olmadı diye çok konuştu ama tüzük orada şimdi, da açık. Diğer safkan gelip onu geçti. Geçti. Diğer safkanın onlara bir müdahalesi yok, yok ki. Ne yapıyor burada Muhammed? Neden kamsın? Bir geri alın. Yani burada Muhammed. Şimdi çok güzel başladı koşuya. Evet. Tempoyu verdi. Yavaş bir tempo. Sonrasında diğer rakibi geldi. Ona müsaade etti. Liderliği ona verdi. Sonrasında tekrar tempoyu arttırarak geldi. Liderliği aldı. Ta ki 400'lere kadar her şeyi çok doğru yaptı. Ama 400'den sonra yapmış olduğu hamlesi Jacobi'ne pardon Orhun Reis'e, evet, Orhun Reis ciddi bir açılması var. Oraya, o noktaya bir daha gelelim. 400'lerin o foalin olduğu noktaya. Şimdi bakın Orhun Reis çok kolaydı. Yani en az şurada öndeki Jacobi'nden daha kolay gözüküyor bu noktada. Ama o hamleyi yapıp aksiyonu bozulunca adeta yarışa da küstü safkan. Yani bence protestonun değişmesi doğru karar. Çünkü şu hamleyi yapmasa Orhun Reis en azından ikinci olacaktı. Doğru gitse kendi, evet, kazanacak, Orhun Reis ikinci olacak. Ya da Orhun Reis onu geçecek. Evet. Bilemeyiz. Çünkü ama moral de bozuldu ki Orhun Reis'in o yemiş tabii, olduğu foilden tabii sonra moral de bozuldu. O ya kadar kolaylıkla giderken bir anda adeta yarışta demoralize oldu ve tamamen yarıştan koptu. Bir daha sonrasında kamçıyı değiştirdi. Noktaya gelelim. Hani içeriden o sert kamçın sonrasında kamçıyı normal yere alacak, doğru yere. Yani burada normal hocam, normal gidişatta olsa kendi kazanacak ya da rakibi geçebilir, yani geçemez. Hem kendi gitti hem rakibin de dengesini bozdu. Şimdi, tamam, öbür safkana bir şey demiyorum. O da geldi. Çok bozuldu ya yani şimdi, Orhun Reis. Oradaki olaya kadar o kadar güzel şeyler yaptı ki. Her şey doğruydu. Her şeyi çok güzel yaptı. Ta ki o noktaya kadar. O ilk verdiğimiz açıda kamçı değişimi çok daha net gözüküyor. Şimdi burada kamçıyı, burada bak, burada kamçıyı değil mi Yalçın? Evet, yani burada yani işte gereksiz bir biraz kontrolden kaçtı. Kaçtı. Safkanını kontrol edemedi. Kontrolü kaybediyor burada. Burada niye telaşa başlıyor? Yani burada her şey senin kontrolünde. İyi yerde, sen dedin ya güzel başladı, iyi, evet, yerde. Yani biliyorsun, o bilinçli de gitmedi üstüne. Evet. Vurduğu kamçının etkisiyle. Kamçı tabii net ya, net. Çok sert bir kamçı darbesi var. Geçmiş olsun. Yani karar doğru çünkü bakın şuradan sonra belki Orhun Reis
gelip atlayabilecekti. Tabii tabii. O zaten o kadar çok bozuldu ki atların ayakları birbirine çarptı. Ve oradan sonra ikinciliği de kaybediyor. Belki de kazanabilecekti bu koşuyu Orhun Reis. Yani düz gitmiş olsa Jacobin. Başka bir koşuyu da kazanabilirdi ki çok kolay bir görüntüdeydi. Oradan sonra o foli yedikten sonra tamamen Safkan yarıştan koptu. İkinciliği de kaybetti ve Brevap'te son anda ikinciliği kurtarınca Orhun Reis'ten foli yapan Jacobin de haliyle Orhun Reis'in arkasına atılacağı için bu kez Brevap'te koşuyu kazanmış oldu. Hocam tabii çok tartışılıyor. Doğru karar. Tabii yarışsever kendi adına tercih ettiği Safkanlar ama belli. Kural böyle diyor. Ama kural böyle diyor. Kural böyle diyor. Kural da bir diğer şey Safkan'ın kurallar yapacak bir şey yok. Çünkü. Kurallar uyulmak için konulmuş. Yani komiserler kurdu da kendi açısından o ona oldu buna oldu deyip değil mi? Sonuçta sıralama çünkü burada komiserler kurdu raporu önümde. Üçüncü olan Safkan'ın İngilizcesi birinci olan Safkan'ın protesti çekiyor. Arkasına da atılacağı için böyle bir durum ortaya çıktı. Geçmiş olsun. 10 gün ve 613 liralık bir para cezası ki Muhammed Özdemir'e. Şimdi pazar günü tabii çok yorulduk, çok sıcaktı. Geldim. Son ayağı da telefondan seyretme zorundaydım. Gelsin İzmir'deki koşu. Virajı alalım. 600'den getirelim. Yani Yalçın neler oldu arkada? Ben tam anlayamadım. Sonradan tabii Reysen falan protesto gelince protesto çekilince bir kez daha koşuyu ciddi izledim. Eyvah arka taraf. Erhan Aktuğ net kazanabileceği bir koşudan burada dördüncü olarak ayrılmış oldu. Tabii kaçırdı Safkan elinden Queen Akarcı'yı. Çok da kolay geldi dışlarına. Net olarak kazanacağı bir yarış. Ama orada Safkan'ı kaçırınca içeriye önce Buena Suarte'ye ondan sonra Northern Sky'a hatta aralarında Atlas Gül'üne de zararı oldu. Yani. Bence burada koşu değişti. Queen Akarca dördüncülüğe atıldı ama burada altıncılığa da atılabilirdi. Belki tabii. Yani Atlas Gül'ünün de arkasına atılabilirdi. Çünkü Atlas Gül'ü beşinci. Sonuçta beşinciye de ikrami var. En az Northern Sky ve Buena Suerte kadar burada Atlas Gül'ünün de etkilendiğini düşünüyorum. Ama komiserlerimizin o biraz gözünden kaçtı gibi geldi bana. Bakın. Her yer gidiyor yani. Yani şimdi zincirleme. Queen Akarca Buena Suerte'ye geliyor. Buena Suerte Atlas Gül'üne geliyor. Onların da içinde Northern Sky. Üçü çok olumsuz yönde etkilendiler. Doğru karar tabii. Ama belki şuradan da kurtardı. 5 ve 3 numaralı Safkanlar protesto çekince ilgilileri oradan kurtarmış. Yoksa yani, genel protesto olsa. Evet, Atlas Gül'ünün ilgilileri de protesto çekmiş olsalar koşuya. Genel anlamda evet. Bence onun da arkasına atılabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Buena Suerte ve Northern Sky ne kadar bu koşuda zarar gördüyse bir o kadar da Atlas Gül'ü gördü bence. Evet. Erhan Aktuğ maalesef burada bu duruma oldu ve komiser kuruluna belirli süre içerisinde savunmasını verecek. Ben Queen Akarca'nın tabela dışına atılmasına karar verilmeliydi diyorum. Değil mi? Atlas Gül'ün de çünkü orayı tamamen raydan çıkardı. Atlas Gül'ünün ilgililerin protesto çekmesine gerek yok. Evet. Sonuçta bu koşu Reysen değil miydi? Yok. Burada 5 ve 3 numara Safkan çekti. Değil. Yani Reysen çekilse ya da koşuya genel protesto çekilse dediğin nokta. İkinci ve dördüncü olanlar çekti. Evet. Yani 5 ve 3 numara Safkanlar protesto çekince 5 numaralı Safkan ve 3 numaralı Safkan arkasına atılınca dördüncü de burada yer aldı. Ama genel bir protesto olsa dediğin gibi ya da altıncı ya da komiserler kurulu kendi bu koşu bir dakika dese altıncılığa kadar gidebilirdi. Tamam, bu iki Safkan'ın ilgilisi burada protesto çektiler ama burada protestoyu çekmeyen Atlas Gül'ü de en az onlar kadar etkilendi, zarar gördü deyip onun da arkasına atılabilirdi burada. Geçmiş olsun Erhan, dikkat etsin bundan sonra diyelim. Bursa'da yine can sıkıcı bir start çıkışı izleyeceğiz. Maalesef Bursa'da son haftalarda bunları yaşıyoruz. Ağır alalım. Şimdi bakınız, olacak iş değil ya. Yine aynı yerde duruyor start hakemi. Orada zaten anlaşamıyoruz. Evet. Orada durması uzak kalıyor çünkü Yalçın. Uzak. Bakın nereye gidiyor? Bir geri al lütfen, rica edeceğim. İlker. Nereye gidiyor start? Yani kırmızı bayrakta start abimiz. İlk önde duran. Evet. Nereye gidiyor Yalçın? Zaten ön taraf. Şimdi burada bayrak hakemlerinin zaten hiç yardımcı müdahalesi yok.
hani false start olduğuna yönelik. Bakın gidiyor. Onlar start verildikten sonra, bir de şunu söyleyelim. Geçtiğimiz hafta verdik biz bir false start. Köy Ağası Demir. Köy Ağası Demir koşusu. O çok daha barizdi. Evet. Orada bir false start çıkmadı. Sanırım burada komiserler kurulu televizyondan izleyip iki start kapağının biraz geç açıldığını görünce siren çalıyorlar. Evet, siren çalıyor. Jockey arkadaşlar da bu sireni duyup, tabii bazıları duyuyor, bazıları duymuyor. Tabii bu koşuda ön tarafta sürat yapan birçok isim de olumsuz yönde etkilendi. 1300 metre yarış sonuçta. 1300 metre yarış, bu sıcakta atlar yapılan bir koşu. 1300'e kadar geldi zaten. Evet, yani çok da ciddi bir sürate girdiler ve yarış çok fazla arada vakit geçmeden tekrardan koşuldu. Evet. Bu kez tekrardan koşulunca da o ön tarafta sürat yapan isimler etkilendi. Adeta koşuyu yürüyerek bitirdiler. Yani bu koşunun bir kere son koşudan sonra yapılması gerekiyor. Son dönemlerde bu olmuyor artık yani. Daha önceki yıllarda zaten genelde öyle yapılıyor. Yani biz ilk duruma örnek göre vereyim, işte Grand Teknox'ta ben Cihangir koşusunu kazandığım yarışın öncesi full start olmuştu. Evet. Hatırlarsın. Beral hatta tek başına koşmuştu. O koşuyu bile biz son koşudan sonra koştuk. Genelde böyle bir durum vardı ama son dönemde safkanlar az mı etkilendi, çok mu etkilendi derken hemen toplayıp hemen veriyorlar. Şimdi bu bunlara dikkat edilmesi lazım. Bunlar üst üste yakın zamanda koşması özellikle İngiliz atlarından çok şeyler götürür. Yani. Kolay değil. Bunun bilincinde olmak lazım. Bir de burada benim öğrendiğime göre bazı at sahipleri koşmak istemiyor, ona da izin vermiyorlar. Oo, daha enteresan. Tabii. Bilmiyordum. Yani ben old start olduğunda, yarış tekrarlandığında atını koşmak istemeyen at sahiplerinin atları yarıştan çıkartılır. Kesinlikle. Kesinlikle o, tabii. Evet. O öyle çok olması netti. Gerek. Evet. O da çok enteresan. Bir de bu Amadis o gün Allah korudu çok büyük şanssızlıklar bir atlattı. Bir tekrar o start alalım. Değil mi Amadis? Evet. İki start. Çıkan. Bak. Ya şimdi çok, bakın. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok ince. Çok ince bir geç açılma var yani. Ama o Köy Ağası Demir'inki daha fazlaydı. Köy Ağası Demir de çok net. Köy Ağası Demir'in de günahı vardı. Ya şimdi o gün bu yaşandı. Şu start hakemi. Şimdi bakın Amadis'e bakın. Evet. Burada bir az da olsa bir tehlike atlatıyor. Şahlanarak çıkacak. Şahlanarak çıkıyor. Kendini evet yamulttu. Havada S harfi oldu. Evet. İçeriye doğru hamle yaparak çıktı. Hafif şahlanarak. Yani şu orada dursa bayrak dese. Yani bilmiyorum. Bursa maalesef. Hamadis'in tekrar koşulduğunda ki görüntü varsa onu da alalım. Evet, o da gösterir. Orada da epey bir sertlik yaptı. Orada da yıkıldı kalktı. Evet. Tökezledi. Epey bir sertlik yaptı o yarışta. İkinci startı var mı? Bu ikinci start mı? Evet. Oo, evet. Burada dump start çıkışı. Start. Ama burada çıkıyor tabii yani. İlk hatalı çıkışta, full startta şahlanarak çıktı. Bunda yere tökezleyerek kapaklandı. Geçmişler olsun yani maalesef. Yani şaşırtıcı olan bayrak hakemlerinin hiçbir müdahalesi yok. Hiçbir müdahalesi yok yani direkt. Evet. Komiserler yukarıdan siren çalıp. Onlar uyarıyorlar yani. Uyarıyorlar. O çok enteresan. Şimdi bayrağı kaldırsa belki çoğu jockey görecek. Ya kesinlikle. Şimdi jockey ilk etapta sireni duymayabilir çünkü. Evet. Sireni çaldığı noktayla sizin koştuğunuz yer. Siyah bayrağı gördüğü zaman. Yani atların koştuğu noktayla sireni çaldığı nokta arasında çok mesafe var. Birçoğu duymayabilir yani bunu gayet normal. Ama bayrak hakemi bayrağı kaldırmış olsa jockey onu görecek. Evet. Kaldı ki o bayrak oradaki öndeki bayrak hakemlerinin görevi yani görevi. Bir yerde. Kesinlikle. Yani uyarmak. Yardım yan hakemler ya uyarırsın. Tabii. Bakalım yani Bursa'da bu son dönemlerde biraz çok olmaya başladı. Umarız bir daha yaşamayız diyelim. Şimdi start provaları için hazır mı kağıt kalemiz efendim? 4 start provamız olacak. Hazır arkadaşlarımız yaptılar. İlk ekrana gelsin.
İlk start provamızda 4-2 yaşlı İngiliz tayımız var. 1 numaralı starttan Lirikon, Volkan Yozgatlı ekürüsü. 3 numaralı starttan Kanaga, yine Volkan Yozgatlı ekürüsü. 4 numaralı starttan Kadirizm, Ege Keçelioğlu ekürüsü. 6 numaralı starttan Canabay, Şafak Dil ekürüsü. 6 numaralı starttan tayımız az da olsa geri çıktı ama toparladı, deparlandı ve önde bitirdi. Bitiriş derecesi 22.8 oldu. Evet. Ve 4 tayımız da geçen not aldı. 4 tayımız da start provasından Canobey, Laylık'ın, Kanaga ve Kadirizm start provasını geçtiler. 22.8'di Canobey'in bitiriş derecesi diyelim. İkinci start provasını rica edelim. Yaşlı tayımız start provasında 1 numaralı starttan Sez Turbo, Zerrin Saraçoğlu ve Ali Karpuz ekürüsü. 2 numaralı starttan My Lady, Gökhan Özkan ekürüsü. 3 numaralı starttan Zafer Rüzgarı, İsmail Yılmaz ekürüsü ki 3-4 boy geri çıktı fakat sonradan deparlandı. Önde bitiren tayımız 2 numaralı starttan çıkan My Lady, derecesi 25.5. 3 tayımız da geçer not aldılar. 3 tayımız da geçer not aldık efendim. Ekrana geliyor My Lady, Zeyturbo ve Zafer Rüzgarı 25.5'tu. 3. start provasını rica edelim. İki yaşlı İngiliz tayımız start provasında 1 numaralı starttan Gold Opulen, Gülnur Gülerce ekürüsü. 2 numaralı starttan Tarma Tebebi, yine Gülnur Gülerce ekürüsü. 3 numaralı starttan Zeytin Gözlüm, Necati Demirkol ekürüsü. 4 numaralı starttan Coraline Reaper 2019 tayı, Bülent Taşçı ekürüsü. 4 tayımız da gayet iyi başladı. Önde bitiren tayımız Zeytin Gözlüm, bitiriş derecesi 22.3. Zeytin Gözlüm, Gold Opulent, Tarma Tebebi ve Corina Reaper 2019 sayı 4 tayımızda start provasını geçti. 22.3'tü Zeytin Gözlüm'ün derecesi diyelim. Son start provasını rica edelim. Yaşlı İngiliz safkanımız start provasında Diva Dancing, Tarık Aydın ekürüsüne ait, bitiriş derecesi 24.8. Koşu hayatına yeni başlayacak olup başarılar diliyoruz. Koşu hayatına yeni başlayacak ama start evet. Provasında bu nedenle tek başına yaşlı, evet. Yaptı. 3 yaşlı ve start provasından geçer not aldı. Şu anda son 200'ü geçerken ekranlarınıza geliyor ki birazdan aynı yerde geçecek Tay. Yarış yaşamına 3 yaşında başlayacak ve start provasından geçer not aldığı ekranlara geliyor efendim. Derecede gelecek 24.8 Diva Dance. Ve programın sonu en son olduğu gibi nostalji. Geçen hafta sordunuz efendim, Trapper'ı merak ettiniz, Trapper'ı istediniz. Sabah da Engin Yalçın dediniz. Engin Yalçın'ı merak ediyoruz. Binişini, Engin Yalçın'ın performansını. Şimdi Trapper gelsin. Anladım. Tamam, box içindeler ve start hakemi emrine girdiler.
Start verildi ve 49. Başbakanlık Kupası koşusu başladı. Bosporos 1,5 boy sonra koşuya başlıyor. Lina Restel ile birlikte ilk metrelerden sonra liderlik mücadelesi yapmaya başladı. Üçüncülüğe dış kulvardan Bayk Hoca'nın sokulduğunu görüyorum. Daha sonra Altın Bike Trapper. Hemen sağ arasında Goldfinger, dış kulvarda Baydoğan. Daha sonra Fairgrounds, daha sonra Bosporus ve Freeman sırasıyla 1600 metre startleri geçiriyor. İç kulvarda 7 numaralı Restel'i koştaki liderliğini koruyor. Fark yarı boy. Onu 9 numaralı Lina takip ediyor. 2 boy kadar gerilerinde Bayk Hoca. Hemen içinde 10 numaralı Altın Bike, daha sonra Trapper. Daha sonra dış kulvarda Goldfinger, sağ arasında Baydoğan. Daha sonra Fairgrounds, Bosporus ve Freeman sırasıyla 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. Dış kulvardan Lina atak yaptı, geldi. Liderliği Restel'den alıp farkı bir boya kadar çıkartıyor. Yine Bayk Hoca'yı üçüncülükte izliyorum şimdi. Bayk Hoca atak yapıp Restel'in yanından ikinciliğe sokuluyor. Daha sonra Altın Bike Trapper, hemen dışında Goldfinger, Fairgrounds, Baydoğan. Daha sonra Bosporus ve Freeman sırasıyla son 800 metreye doğru geliyoruz. Lina Koç'taki liderliğini devam ettiriyor dış kulvardan. 2 numaralı Bayk Hoca bu safkanı takipte. 3. Zülüm safkan 7 numaralı Restel'i. Daha sonra orta kulvarda 10 numaralı Altın Bike sırasıyla son viraja doğru geliyoruz. Dış kulvarda liderliğini 9 numaralı Lina devam ettiriyor. Dış kulvardan Bayk Hoca bu safkanı takip ediyor. 3. Restel'i hemen sağ arasına Altın Bike'nin geldiğini görüyorum. Son 600 metre geçiriyor. İç kulvarda Lina, orta kulvarda Bayk Hoca arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken dış kulvardan Altın Bike'nin de ataklarını izliyorum. Son 400 metreye doğru gelinirken iç kulvarda Lina liderini korumaya çalışıyor. Bayk Hoca atak yapıyor. Orta kulvardan Altın Bike atak yapıyor. Dış kulvardan da Trapper'ın ataklarını izliyorum. Son 400 metre geçirdikten sonra Altın Bike geliyor. Orta kulvardan liderliği alıyor. Dış kulvardan da Freeman'ın ataklarını izliyorum. Orta kulvardan da Trapper geliyor. En dış kulvardan 5 numaralı Freeman geliyor. Trapper'la birlikte mücadeleye başlıyorlar. Dış kulvardan Freeman hakim olmaya çalışıyor. İç kulvarda Trapper da var. Dışarıda Freeman, içeride Trapper. İçeriden Trapper hakim oluyor. Ve Tarık Aydın'ın Trapper isimli safkanı 49. Başbakanlık Kupası koşusunu Süleyman Aktı ile kazanırken Freeman ikinci, Bosporus üçüncü, Altın Bike ise dördüncü oluyor. Özel safkanlar. Trapper, hey gidi efsane. Hey gidi değil mi Freeman? Bu 2000 senesi 2000 başbakanlık. 2001'de de son başbakanlığa biz birlikte katıldık Trapper'la. Evet. Dördüncü olmuştuk o yarışta. Olmuş. Ondan bir yarış sonra yani bir koşu daha koştu. Sonra yarış yaşamı sona erdi. Sessiz 400 gelirse hocam. Şimdi 400'e ben dürbün Trapper'a bakıyorum. Trapper yol bulamıyor. Evet. Bir türlü aralar kalabalık. Herkes yatlar var. Goldfinger'de de ben varım. Goldfinger'de sen varsın. Evet, Krat. Düzlüğe çıkılırken arada şurada bakın şimdi. Baksana kaç. Süleyman abi de içimde yol arıyor tabii. Altın Bike orada. Dışımda orada da Baydoğan. Baydoğan. İkisinin arasında. Hepsi yatlar yani. Mücadele yatlar. Şimdi Freeman de öyle bir yerde ki. Evet. Ferah. Tamam dedim. Engin Yalçın dışarıdan gelecek. Devam edecek diye düşünüyorum ama Trapper öyle bir güçlü ki. Çok öyle tabii. Bir inat ki. Bak şurada ferahlayınca. Freeman koşuyu kazanacak yani gibi geldi. Kazanacak ama gibi geldi. Trapper bırakmadı mücadeleyi. Yanına gelince nasıl canlandı at ya? Evet. Yani Trapper bir daha başladı yarışa sanki. Çok. Bak burada değil Freeman daha ferah dışarıdan. Yarış ama karakteri çok yüksek bir safkanlı Trapper. İyi gidi günler diyelim. Trapper, Freeman, Bosporus, Altın Bike, Baydoğan hepsi, kimi sayayım, Goldfinger hepsi. Hepsi çok efsane güzel isimler. Efsane isimler. Güzel koşular vardı. Biz de dilimizin döndüğünce o dönem anlattık. Diyelim. Arkadaşlarımıza rica edelim. Bugün favorilerin arka arkaya kazandığı Kempton'a gidelim. İkramiye söyleyeceğim ama söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? 5-1-8, 3-4-4 şeklinde sonuçlanan altılı ganyan 10 lira 92 kuruş verdi. Ki beşli ganyan da benzer bir ikramiye vermiş 10.61. İkinci üçlü ganyan 3.81, dörtlü ganyan 4.80, yedili piyasa 1.47. Favorilerin kazandığı bir akşam olmuş Kempton'da altılı ganyan 10.92 kuruşluk bir ikramiye vermiş diyelim. Ve biz Ağustos ayının ilk programını artık yavaş yavaş kapatalım. Güzel haberler vermek istiyoruz. Umarız haftaya burada olduğumuzda hem ülkemiz adına hem dünya adına, atçılık adına güzel haberlerle beraber oluruz diyerek kapanış için Yalçın'a dönüyorum. İnşallah senin de söylediğin gibi önümüzdeki hafta en azından şu ülkemizin yaşamış olduğu üzücü günler, felaket günler son bulmuş olur. Güzel haberlerle programımızı açarız önümüzdeki hafta. Teşekkür ediyorum tüm izleyicilerimize. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. Ben de inşallah şu ülkemizi saran musibetten bir an önce kurtuluruz. Ve güzel haberleri en tez zamanda alırız diye dilekte bulunuyorum.
bizi izleyen tüm at severlere saygılar sunuyorum. Programın yapımında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, şu anda rejide olan kameraman arkadaşlarımız, tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi geceler diyorum. Hoşçakalınız efendim.